الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله kardeşlerim bugün أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ahlakını anlatacağız. O gözümüzün nuru, kalbimizin doktoru, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel ahlakını anlatacağız. Bir mümin, bir muvahhid, bir Müslüman Resulullah aleyhissalatü vesselamın ahlakıyla ahlaklanırsa vallahi dünyada mutlu olur ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da cennette komşu olacaktır. Çünkü diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ona sorulduğu zaman insanlardan en çok cennete girecek olan kimlerdir ya Resulullah? Tabii ki cennet insanlar için. Kimlerdir ya Resulullah? Diyor ki Allah'tan hakkıyla korkan ve güzel ahlaka sahip olandır diyor. Aleyhi assalatu vesselam. Biz bugün inşallah gidebildiğimiz yani bu 300 yaprak bir kitaptır. Ve artık 200 ders mi olur 300 mü Allah bilir. Allah tebareke ve teala bizi muvaffak ettiği kadar biz inşallah bu kitaptan işleyeceğiz. Bugün inşallah birinci ders işlemek suretiyle başlıyoruz. Önce bizleri dünya hayatına getirmek suretiyle imtihana tabi tutan, aile, evlat, mal vermek suretiyle dünya hayatımızı süsleyen, verdiği malın, evladın, sıhhatın mahkemesi önünde soracak olan hakimi mutlak yüce Allah'ın onun sevgili kulu, sevgili Resulü, eşsiz önder, tek lider, gözümüzün nuru, kalbimizin doktoru, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi tüm inananların, tüm müminlerin, tüm Müslümanların üzerine olsun. Evet. Diyor ki, قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامْ اِبْنُ عُرْوَى عَنْ اَب۪يهِ عن عائشة رضي الله عنها هشام ابن عروة babasından işte Ayşe Elsun Ayşe validemiz diyor ki قالت ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakından daha güzel ahlaka sahip olan hiç kimse yoktur diyor. Allahu Ekber. Kızmaz, darılmaz, öfkelenmez. Hatta bir kişi ya Resulullah ya Resulullah bana öğüt ver, bana nasihat ver dediği zaman diyor ki la tağdab, öfkelenme diyor Allah Resulü. Allahu Ekber. Zaten Rabbim tebareke ve teala ve inneke le'ala hulukin azim. Sen büyük bir ahlaka sahipsin, yüce ahlaka sahipsin ey Resulüm. Tezkiye etmiştir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. İşte burada Ümmü Aişe radıyallahu anha aleyhissalatü vesselam'dan daha güzel ahlaka sahip olan hiç kimse yoktur diyor Ümmü Aişe. Allahümme şeffi'ne fihi ya Rabbil alemin. Bakınız kardeşlerim Enes İbni Malik diyor ki 10 sene boyunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hizmet ettim. Vallahi diyor. Niçin bunu yaptın, neden öyle yaptın, ne azarladı, ne yani kalbimi kırdı, hiçbir şey kendisine görmedim diyor. Allahu Ekber, 10 sene boyunca diyor. Gördünüz mü kardeşler? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmadığımız müddetçe bu musibetler, ızdıraplar, çileler gelecektir. Adama diyorsun ki Allah Resulü sever misin? O diyor. O kalbimdedir sevgisi.
namazını kılmıyor. Nasıl bir sevgi? Allah Resulü seviyor musun? O olmaz olur mu diyor. Ama ahlakı çok çirkin. Ufak bir meseleden dolayı yalan söyler. Ufak bir meseleden dolayı hiddetlenir, kötü sözler sarf eder. Nasıl bu sevgi? Nasıl bu ahlak? Ona komşu olmak istiyorsan mutlaka ahlakını güzelleştirmen gerekiyor. Cennet kolay değil kardeşler. Aleyhisselatü vesselama komşu olmak kolay değil. Çaba ister, sevgi ister, muhabbet ister, itaat ister. İstemez misin böyle cennette oturmuşsun böyle köşte böyle kapıyı vuruyor. Kim diyorsun? Aç diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hocam kim istemez değil mi? Hemen deriz ki fedâke ebî ve ummî ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ey Allah Resulü. Değil mi? O zaman ahlakını güzelleştir kardeş. Cennete girmek istiyorsan en güzel bir şekilde ahlakını güzelleştir. Kalp kırma. Kalp kırma. Yalan söyleme. Şaka ile bile olsa. İşte Enes diyor ki 10 sene boyunca aleyhissalatü vesselam'a hizmet ettim. Ne kalbimi kırdı, neden bunu şöyle yaptığını demedi, azarlamadı. Azarlamadı diyor Enes İbni Malik radıyallahu anhu ve arda. Evet. Dedi ki Aişe validemiz, "Mâ kâne ehadun ehsene hulukan min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan daha güzel ahlaka sahip olan hiç kimse yoktur diyor. Ve diyor ki, devam ediyor, "Mâ da'âhu ehaden min ashabihi ve lâ min ehli beytihi illâ kâle lebbeyk." İster ehli beytinden olsun, ister ashabından olsun, hani arkadaşlarından olsun, Ebu Bekir, Osman ve diğerleri ashabı, ona davet götürdükleri zaman, onu davet ettikleri zaman icabet ederdi Allah Resulü. Şundan dolayı gelmiyorum, şu bu değil, icabet eder. Demek ki sünnete icabet, davete icabet etmek sünnettir. Ama hangi davet? Adam iskembil oynuyor. Oo Mehmet, gel iskembil oynayalım. İcabet etmeyeceksin. Bugün okey var, gitmeyeceksin. Allah'ın haram kıldığı olan davetlere gitmeyeceksin. Ama hayır, bir iş var, giderim. Ders var, giderim. Yemeğe davet etti, gideriz. Allah Resulü icabet ederdi. Ona örnek olabilmen için mutlaka bunları hayatında tatbik etmen gerekiyor. فَلِذَٰلِكَ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلِّ İşte bundan dolayı Rabbim Tebareke ve Teala şu ayeti indirdi. Hangi ayet? Hani dedik ya başta, وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Sen büyük bir ahlaka sahipsin ey Resulüm diyor Rabbim Tebareke ve Teala. Kardeşlerim, ahlakımızla İslam davetçisi olabiliriz. Ahlakımızla İslam'a davet edebiliriz. Ahlakımızla en güzel bir şekilde yaşayabiliriz. Ahlakımızla en güzel bir şekilde insanları İslam'a cezbedebiliriz. İnsanlar seni sevmesi istiyorsan ahlakını güzelleştir. Ve insanlar seni sevdiği zaman bil ki Allah seni sevdi. Hani Allah seni severse yeryüzüne der ki ey melaikelerim, kulumun sevgisini insanların kalplerine yerleştirin. Çünkü ben bu kulu seviyorum de. Kullar da seni sever, Allah da seni sever. Ve Allah da seni sevdiği zaman ecrini ve hasenler iyiliklerini arttırır, arttırır, arttırır. Ta ki seni Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme komşu yapar. İstemez misin? Hocam kim istemez? O zaman ahlakını güzelleştir. Güzelleştir. İşte burada وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Sen en güzel
ahlaka sahipsin ey Resulüm diyor. Ahlakımız da en güzel bir şekilde dediğimiz gibi İslam'a hizmet edebiliriz. Bakınız bir kişi hanımına en yani ahlakıyla onu nasıl yola getirdiğini, nasıl ahlakını düzelttiğini size anlatayım. Ahlakı çok takvalı. Bir kusuru var. Hiddetlendiği zaman kimseyi bilmiyor. Dilini uzatıyor ona karşı. Kur'an mı dersin, tefsir mi dersin, fıkıh mı dersin, tevhid mi dersin? Maşallah da maşallah. Davetçi biri. Ama öfkelendiği zaman kocasına der ki erkeksen beni boşa bakalım. Allah var mı? Hanımımız bize böyle dese gözlerimiz şöyle arkaya geçer. Değil mi? Erkeksen beni boşa bakalım. Haydi. Sen erkek değilsin ki sen kadınsın diyor. Adam da mülayim biri. Öfkelenmez, sinirlenmez, hiddetlenmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını çok iyi bildiğinden dolayı Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını tatbik ediyordu. Tıpkı Allah Resulü kızmadığı gibi. Ümmüne Aişe radıyallahu anha ve arda bir gün zevceleriyle oturmuştu Allah Resulü. Ümmüne Aişe bir şeyden kızdı, geldi sofrayı yere vurdu. Düşün ki hanım evde. Yani ve misafirlerin var oturmuşlar. Hanım da geldi. Misafirlerin önünde sofrayı yere vurdu. Ne yaparsın? Bana sorsanız ben bunu düşünmek bile istemiyorum. Ümmüne Aişe aynı şekilde sofrayı yere vurdu. Herkes Allah Resulüne bakıyor. Ne yapacak? Dedi ki gârat ümmukum. Anneniz kızdı. Sofrayı kaldırdılar. Tamam gitti. Geçiştirdi. Adam da bu şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını çok iyi bildiğinden dolayı kızmıyordu. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a birisi geldi dedi ki ya Resulallah, ya Resulallah, evsini ya Resulallah, bana öğüt ver, bana nasihat et ey Allah'ın Resulü dedi. Ne dedi? Ne dedi kendisine? İki kelime. Tek. La tağdab, la tağdab dedi. Öfkelenme, öfkelenme bitti. Ya Resulallah, öfkelenme diyor. O kadar. Çünkü her şeyin başı öfkedir. Bu kadın da kocasını öfkelendiği zaman haydi emkemneke riccal tallıkın. Erkek isen beni boşa bakalım. Adam da sabrediyor, sabrediyor, sabrediyor. Bir gün aynı şeyi ona söyleyince dedi ki tamam. Madem ki öyle istiyorsan tamam öyle olsun. Şimdi ben sana göstereceğim ben erkek miyim değilim. Haydi yürü baban gire. Boşanma kağıdı evine kadar gelecek hadi. Hadi. Geldiğin gibi git. Hadi bakalım. Kadın eşyalarını aldı, çekti gitti. 10 gün, 15 gün kocasını özledi. Çünkü kocası güzel ahlaka sahip olan bir kişi. Onu dövmez, azarlamaz, kötü bir söz söylemez. Nasıl ben bu hataya düştüm diyordu kadın. Arıyordu. Beyim Allah için beni affet. Benim aklım kısa, düşünemedim, etmedim. Ben ettim, sen etme, ne olur. Arıyor, arıyor, mesajlarla ağlıyor, sızlıyor, adam cevap vermiyor. Adam dedi ki, yahu ben buna bir cevap vereyim. Yani hanım hasta olacak. Hemen telefonu kaldırdı, ne istiyorsun dedi. Dedi ki, bey Allah için beni affet, ben ettim, sen etme. Bak benim aklım kısadı, düşünemedim, etmedim. Yok diyor, hani ben erkek değilim. Yok diyor, vallahi sen erkek... Erkeklerin erkeğisin dedi. Sen başımın tacısın, gözümün nurusun. İşte saymaya başladı. Yok 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 diyor. Geç bunları. Geç. Boşanma kağıdı yani. O kağıt yarın evine kadar gelecek. Sen istedin bunu. Sen de bunu çekeceksin. Adamın amacı hanımını yani hanımına güzel bir ders vermektir. Bir kağıt yazdı ve götürdü. Birisi vasıtasıyla götürdü. Kapı çaldılar. Kağıt geldi. Açtı hemen. Diyor ki kağıtta bakınız. Ahlaka bakın. Allahu Ekber. Nasıl hanımın ahlakını düzeltti? Nasıl onu yani 190 derece ahlakından döndürdü? Ne yazmış kağıtta? Şunu yazmış. Ey filanın annesi. Ey Ümmü Muhammed. Ey Ümmü Ahmet. Ben seni nasıl boşayabilirim? Sen gözümün nurusun. Kalbimin doktorusun. Başımın tacısın.
Unuttun mu nasıl beraber Kur'an halkası yapıp Kur'an-ı Kerim beraber tefsir ettiğimizi? Unuttun mu çocuklara nasıl tevhid dersi öğrettiğini? Unuttun mu nasıl beni sabah namazına kaldırdığını? Unuttun mu ben seni nasıl boşayabilirim? Ha? Gök yara inse kapansa bile ben seni asla boşamam. Sen baban gibi de bir müddet kal, öyle bir hava değişimi olsun, ondan sonra eve gel, kapım açıktır. Sen benim bir tanesin diye yazınca kadın hüngür hüngür ağlamaya başladı. Hemen beklememiş, hemen eşarp sarmış, koşmuş kocasının yanına, ayaklarına kapanmış. Beyim ben ettim, sen etme, ne olur, ne olur hakkını helal et diye ayaklarına kapanmış. Kardeşler, hikmetle davranmak lazım vallahi. Vallahi hikmetle davranmadığımız müddetçe başaramayız. O açıdan mutlaka Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklamamız gerekiyor. Aksi halde musibetler, belalar, ızdıraplar peşimizi bırakmaz, yakamızı bırakmaz. Bakınız şu an ne saygı kaldı, ne sevgi kaldı, istisnalar kaydayı bozmaz. Ama genel olarak saygı yok, hürmet yok. Anneye, babaya ne saygı var, ne hürmet var. Annesine koca karı, babasına moruk diyor şu anda. Geçenlerde bir kız annesine diyor ki, anne yeter gırgırından, bıktım anne ya. Gır ne bu anne ya. Sen cennete gireceksen ben cehenneme razıyım anne diyor ya. Aman ya Rabbi. Sen cennete gireceksen ben cehenneme razıyım ana diyor. Arkadaşımız anlattı. Allahu Ekber. Nasıl bir ahlak? Allah Resulü sana böyle mi öğretti ya? Allahu Ekber. Vallahi sevfe yendemu. Parmaklarını ısıracaklar yarın. Nedamet içerisinde kalacaklar. Ağlayacaklar. Cehennemde yandıkları zaman. Hani Allah diyor ya. يَوْمَ تُقَلَّبُ وَجُوهَهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللّٰهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ O gün cehennemde yüzleri kuzu gibi çevirecek olanlar, keşke Allah ve Resulü'ne itaat etseydik. Keşke Allah Resulü'nün ahlakıyla ahlaklansaydık. Keşke annemize, babamıza bu şekilde davranmasaydık. Ama keşkenin hiçbir faydası yoktur. Demek ki mutlaka Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin emretmiş olduğu şekilde ahlakıyla ahlaklanmamız gerekiyor. Ve Rabbim tebareke ve teala onu övüyor. Hani ayette dediğimiz gibi وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Sen yüce bir ahlaka sahipsin ey Resulüm diyordu Allah tebareke ve teala. Bunlara dikkat edersek ne kargaşa olur, ne kin olur, ne nefret olur, hiçbir şey olmaz. Ve en güzel bir şekilde kalan ömrümüzü yaşarız. Duralım burada. Bu hadisi aldık. Yarın Rabbimin izniyle diğer bir hadisi almak üzere. Ennennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kal. Kunne. As-salatu vesselamu aleyk. Ya seyyidi ya